Çocukluğum, çocukluğum. Radyo yok, televizyon, zaten televizyon yok ya, birçok kimsede radyo yok. Biz de ne yapardık, küçük böyle lastik topum vardı, bana sünnete geldi o. Şimdi abim benden büyük, 5,5 yaş. Şimdi top oynuyorlar Güzel Çınar'la, benim topumdan başka top yok. Ben de oynatmazsan vermiyorlar, beni kaleci yaparlardı, benim topumdan oynasınlar diye Çınarlık'ta. Yani top, kimse, o top daha iyi yok yani. Şöyle bir içi sünger kaplı top. Yani yok, yokluk içerisinde. Top oynardık. Bizim zamanında sigara kutuları vardı, teriyaki vesaire, onun kapaklarından kaydırak oynardık. Ceviz oynardık. Çifte kağıtları vardı, karamelle şekerlerin çifte kağıtlarını kağıt oynardık. Yani oyunumuz oydu. Sonbaharda Çınarlık'ta yani orada oynardık. Zaten biz kahveye girmezdik. Al bir tane bir kadar çiçek plas vardı. O bizim de çocukluğumuzda. Oraya giremiyorduk zaten. İşte soğukta muğukta çınar yapraklarını yakar ısınırdık. Gene orada Çınarlık'ta oynamaya çalışırdık. Hiç oyuncakçı yok muydu? Yok, nerede oyuncakçı? Marangozlar falan bir şeyler araba yapıyor muydu? Yapıyorlardı. Tek tük yapıyorlardı. Kayma arabaları derdik biz. Tekerlekli araba tutardık. O bayırda Zunlupınar'ın altından falan kayardık. Fakat zabıta biraz çok sertti yani. Ben 50'den evvelini anlatıyorum size, 40'lı yarıda. Zabıta gelir, arabaları koklardı. Yani, eyvah, zabıta geliyor, arabasını al kaç, elinde kuş lastiği. Yani kuş lastiğinden gezemezsin çarşıda. Kayma arabası kayamazsın. Kavaklıktan buraya eşek sokmazlar, eşek çarşıya sıçacak diye. Yani bunları yaşadık yani biz, gördük. Kendimi kendimi uçurtma yapardık. Yani şu bildiğimiz uçurtma vardı. Biz üç kardeşiz, abim rahmetli oldu, bir de kardeşim hala Fikret. O uçurtmaları hem uçururduk hem satardık. 15 kuruş, 20 kuruş, 25 kuruş, üç boy uçurtma yapardık. Neden yapardınız? Gazete kağıdı mı yoksa? Hayır, o zaman kağıt renkli var. Kağıt. Renkli kağıt ama bir de Avrupa kağıtları vardı o zaman, süper renkler. Onları kıyamazdık pek yani, onu yaparsak 5 kuruş daha pahalı. Bir de yerli kağıtlar vardı, renkli renkli. Onlardan uçurtma yapıp satardık. Yani eğlencemiz buydu. Kasnak olarak? Yani kıraç yerlerde bir şey çıkar, bir öt gibi, ot gibi, o çok hafif olur. İçi boş. İçi boş, hafif olur. Çabuk kırılır ama hafif olur. Uçurtmayı onlardan yapardık. Uçurtma. Yani bu, o zaman başka bir eğlence yok yani. Halk evine biliyor musun? Halk evi pek giremiyorduk. Neden giremiyorduk? Şimdi halk evinde zaten müzisyen diye bir iki oda vardı. Muzaffer Bey vardı o zaman, öncülük yapıyordu. Birkaç kişi orada bir şeyler çalıyorlardı. Biz o bir şey bilmiyorduk. Halk evinde de bir de düğün olurdu halklarında. Yani o müzisyen olay 5-10 kişi bir şey girer. O zamanlar bando vardı bir kadar. Çok güzel bir kadının bandosu vardı. Hemen hemen tam teşekkürlü. Belki Türkiye'de ender olan bando vardı. Bazı belki onlar da giriyor, çalışıyordu. Biz Abdullah Efendi'nin Muharrem Simaş vardı. O en, ne diyorsun, trampolu, güppap 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 trampolu çalardı o. Efendim, Bahçıvancı Sabri abi vardı, onların başındaydı Sabri abi, Bahçıvancı Sabri. Yani Türklerden söylüyorum birkaç kişi. Romanlar vardı. Çoğu da roman vardı yani, çoğu da romandı. Ama hiç Türklerin içinde 5-6 kişilik vardı. Okula nerede gittiniz, Sakarya'da mı? Ben, yok, Dundukpınar'a verdiler bizi. 4 sene Dundukpınar'da okuduk, 5. sene Hamdi Bey'e bizi aldılar, ilk defa bizi aldılar, 5. sınıf oraya gittik, 5. sınıf orada bitirdik. Yani ilk 4'ü Dundukpınar'da. Lütfü Onur vardı, dayımın bacana, orada öğretmen de o, müdür atlar, sen de benden beraber gelince de, o bizi de aldı, birkaç kişiyi oraya götürdü. Başka öğretmenler kimlerdi, hatırladığınız sizin? Emin Bey vardı bizim 3-4 sene, Eyüp Bey vardı, yani var da Eyüp Bey bizi okutmadı, Emin Bey okuttu bizi 5. sınıfta orada. Lütfü Onur da müdürdü. Sonra ona gitmediniz mi? Yok, biz gitmedik. Sonra zanaata mı geçtiniz? Neden gitmediğimi söyleyeyim mi? Peki. Şimdi çok güzel okurdum ben. Öğretmenler de beni çok severdi. Yani ben çok da küçüktüm. 6 yaşında gittim ben okula. Ben 5'i bitirip biraz sonra seyrettim. Öğretmenler çok severdi beni. Bir gün ortaokulda itman var, beden eğitimi. Onları seyrediyorum. Beden eğitimci ne vardı öğretmen, çok aksi. Şekerci Pelin Kamil Şişman. Bizim de evin komşusu, abimlerin arkadaşı. Şekerci Pelin Kamil yattığı zaman
Kıçı dışarıda kaldı. Geldi kıçına bir sopa patlattı. İyi yatmıyorsun de. Ben korkumdan istemem. Öğretmenler de haber göndermiş. Hem müdür hem öğretmen. Mehmet Ali'yi ille okutun. Şimdi babam da, abim de küçük. Hamdi Akıllı demiş. Hamdi Akıllı da bizim Melih'in şeyi. O daha çok ilgileniyor. Ya babam demiş ki yazdırıver Mehmet Ali'yi okula. Ben okumayacağım da okumayacağım. Pazartesi günü beni yazdıracaklar. Ben dükkandan kaçtım gittim. Babam da gitmiş amcama. Hamdi Akıllı Melih'in dedesine. Ya demiş Mehmet Ali okumak istemiyor. Öğretmenlerine haber göndermiş. İlle bu çocuğu okutun diye. Amcam da Allah rahmet eylesin. Bırak be demiş İbrahim. Ben bir çocuk okuttum. Çocuktan oldum demiş. Melih'in büyük amcası Hilmi. O zaman bir kadar ortaokullar mı? Onların durumları iyi. Ortaokulda da liseyi de İstanbul'da okuttu. Sanat okulunu İstanbul'da okuttu. Bu öğretmen oldu. Öğretmen bayanı aldı. Ankara'ya gitti. 3-5 senede bir buraya geliyor. Okutma demiş. Ben bir çocuk okuttum. Çocuktan oldum demiş. Okutma demiş o da. Biz de okumadık. Terzi olduk. 1949'da Hakkı Ümit'in yanına çırak girdim. 49'un Kasım'ında. Çocukluğum